milletvekilimiz Sayın Hasan Basri Sönmez. Sayın Vekil hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ milletvekilimiz Sayın Semih Şimdaş. Hoş geldiniz. Kongremize teşrif eden AK Parti Elazığ milletvekilimiz Sayın Mahmut Rıdvan Nazlı. Hoş geldiniz. Sayın BYK üyelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, Sayın Tunceli, Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı, hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı, hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Batman Merkez İlçe Başkanımız, hoş geldiniz. Merkez İlçe Başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Sayın Ocak Başkanımız, bağlı ve yan kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, Kaçer Başkanımız, eski dönem il ve ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımızın bağlı ve yan kuruluşları ve bu yan kuruluşlarımızın, sendikalarımızın başkanları, kıymetli arkadaşlarımız, teşkilatımızın yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Başkanlığı 14. olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz. Şeref verin. Bütün seçimlerimize, bütün çalışmalarımıza yanımızda olan, gönülden çalışan Milliyetçi Hareket Partisi BYK üyemiz Sayın Emin Görüntaş. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi BYK üyemiz Sayın Alper Erdem, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Değerli Hazırım, kongremiz yoklama ve açılış ile başlayacak, ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, kongre başkanlık divanının seçimiyle devam edeceğiz. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası var hemen ardından. Mali raporunun okunması ve ibrası, siyasi konuşmalar, seçimler, dilekle temenniler, ardından kapanışla Elazığ'ımıza, ülkemize ve partimize hayırlı olsun diyeceğiz. Şimdi sizleri Ulubilen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal edilmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mıza devam ediyor. Ah!
tabii ki ev sahibi olması münasebetiyle en son onu seveceğiz. Bugün onun günü ve ev sahibimiz. Milliyetçi Hareket Partisi Ev Hazırlığı Başkanı Sayın Yunus Bal, hoş geldiniz efendim. Şerefler verdiniz başkanım. Evet, tarafımıza iletilen bir liste var, divan listesi. Bunu sizlerle paylaşacağım, sonra oyunuza sunacağım. Divan Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekilimiz Sayın Hasan Bahsi Sönmez. Divan Başkan Yardımcımız Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekilimiz Sayın Semih Işıklar. Divan Üyelerimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin BYK Üyesi Sayın Emin Gürültaş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin BYK Üyesi Sayın Alper Erdem. Türk Hukuk Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt Efatun. Organizasyonları kabul edenler, alkışlarımız sevgili olsun. Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Sayın Hasan Bahsi Sönmez, alkışlarımız sevgili olsun. Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ Milletvekili Sayın Semih Işıklar. Milliyetçi Hareket Partisi, MHK Üyesi Sayın Eyüp Gümültaş. Milliyetçi Hareket Partisi MHK Üyesi Sayın Alper Erdem. Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Sayın Mehmet Efatun. Ben sözü Divan Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekilimiz Sayın Hasan Bahsi Sönmez'e devrediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Taleplerini yerinde dinlemeye özen gösterdik.
Seçim çalışmaları kapsamında adaylarımızla birlikte kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak gezerek durduran bilmeden saha çalışmalarını yaparak ilimizden milletvekili çıkmasında tüm teşkilatlarımızla bir ve beraber tam patro çalışmaya vesile oldu. Seçim süresince ilimizde bayrak filama süsleme hususunda bütün hassasiyeti göstererek şehirde üstünlüğü sağlama açısından ciddi emek sarf ettik. Seçim günü sandık güvenliğini sağlamak için sandık görevlerimiz, müşahitlerimiz, okul sorumlularımız ve gönüllülerimizle birlikte sandık hakimiyetini sağladık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması nedeniyle 2 haftalık süre zarfında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden büyük bir farkla seçim kazanması için hemşehrilerimizin rehavete kapılmadan sandığa gitmeleri için çağrıda bulunarak çalışmalarımızı sürdürdük. 28 Mayıs 2023 seçimlerinde zaferle sonuçlanması sonunda geçen süre zarfında İl Yönetim Kurulumuz, İl Başkanımız Sayın Yunus Bal Başkanlığı'nda çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunarak çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir. Şehrin her mahallesinde, her sokağında olmaya yeminli neferler olarak Sayın Genel Başkanımız, bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin evlatları olarak liderimizin emrinde işaret ettiği istikamette çalışmalarımıza devam edecek. 2004 yılı yerel seçimlerinde hedefimiz olan Elazığ merkez başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde belediyelerimizi Milliyetçi Hareket Partisi iradesine kavuşturmak adına gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak yola devam edecektir. Arz ederim. Teşekkür ederim. Faaliyet raporunun okunması ve ibrazını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Mali raporun okunması ve ibrazı. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım, kıymetli delegasyon, değerli hazırım, yönetim kurulumuzun 2023 mali raporudur. Gelirimiz 796.592.000 lira. Giderimiz 796.592.000 lira. Arz ederim. Teşekkür ederim. Mali raporun okunması ve ibrazını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kıymetli dolu arkadaşlarım, siyasi konuşmalar ve dilek ve temennileri siyasi konuşmalarda birleştirmeniz için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız, Türk Dünyası'nın lideri, saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendi'nin sizlere göndermiş olduğum mesajı milletvekilimiz Sayın Selim Işıklar okuyacak. Aziz arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerin başında müstesna hayatınızı en iyi dileklerimle selamlıyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlk kongremizin nice imrenilecek güzelliklere, nice parlak gelişmelere, nice kutlu ilerleyişlere vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Aranızda olamasam da kalbimin sizlerle beraber çarptığını özellikle bilmenizi istiyorum. Denge, düzen ve disiplin içerisinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerimizin demokratik ortamında seçilmiş değerli delegelerimizin iştirak ve iradesi münasebetiyle bugünkü seçimli ilk kongremiz toplanmıştır. Davamızın asaletine, demokrasinin adabına ve 54 yıla dayanan kutlu mücadelemizin ahlakına yakışır bir kongrenin yapılacağına yürekten inanıyor. Hepinizden de bunu bekliyorum. Sizler büyük bir fikir hamulesine ve yüksek bir siyasi idrak haysiyetine sahip vatan ve millet sevdalılarısınız. Biliniz ki Türkiye'nin gelecek umudu, gerçek ufku sizlersiniz. Düşe kalka ilerleyen beşeriyet kervanının tam tersine duruşunuzla
hayranlık uyandırıyor, dirayetinizle de birilerinin uykularını kaçırıyorsunuz. Gönüller arasına köprüler kuran, uçurumları inancıyla kapatan, Türklüğün irfanını zinde ve zirvede tutmak için çırpınan bu çağın serden geçtilerisiniz. Tıpkı uzun bir keşfe çıkan seyyah gibi milletimizin sinesinde saklı duran hazinelerini muhabbetle çıkarıyor, onlarla kucaklaşıyorsunuz. İnsanlık tarihi, ülkelerin çoğunlukla içeriden teslim alınacağına dair sayısız tecrübe misalini kayıt altına almıştır. Kalenin kilit tutmaması ve kaleyi içten çökertmek mana ve mesaj itibariyle bu ifadeye çalıştığım tarih hakikatiyle ilişkilidir. Ancak ihanet ne kadar diri olursa olsun, iç işgal cephesi nasıl bir oyuna teşebbüs ederse etsin, milletine ve vatanına karşılıksız hizmetle mükellef cesur yürekler olduğu müddetçe bu menfur çabalar boşunadır. İşte bu cesur ve teslim alınamaz yürekler, milliyetçi, ülkücü hareketin her onurlu mensubu, yani sizlersiniz. Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayan, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu da yaşatmak azminde olan bir irade, hamdolsun sivrilmiş, serpilmiş ve seri halde çalışmaya koyulmuştur. Bu iradenin kaynağı hem millettir, hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerimizdir. Türkiye'yi ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren bu ilkelerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devirleri kapanmıştır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer, müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır. 100. yıl dönümüne ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün atacağımız her hayırlı adım önümüzdeki yeni yüzyılı imar ve ihya edecektir. Bugün yapacağımız her fedakarlık yeni yüzyılın süper güç Türkiye'sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset felsefesinin özü ve öznesi insandır. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Türkiye'mize zillet müstehak değildir. Hezimet vadeden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye'mize asla layık değildir. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir. Milliyetçi ülkücü hareketin yolu, hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, kızıl elma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynısıdır. Ne mutlu emaneti bugüne taşıyanlara, ne mutlu aldıkları yadigarı elden ele geçirenlere, ne mutlu mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı bugüne kadar omuzlayanlara. Elbette bugünlere kolay gelinmedi. Bugünler kendiliğinden gelmedi. Davamız ezelden beri haklıydı. Ama hep haklı çıkmayı bekledik, durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi bize hak verenler çoğaldı. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Bu nedenle önümüze bakıyoruz. Mücadelemize odaklanıyoruz. Milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde en ön saflara nasıl geçiririz, buna kafa yoruyoruz. İlçe kongrelerimizle başlayıp il kongrelerimizle demini alacak ve nihayet 14. Büyük Kurultayımızla neticelenecek olan bu demokratik süreç, partimizin ve yenilenmiş kadrolarımızın Türkiye'ye hizmet aşkını da perçinleyecektir. Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin izini tamamen silip atmak için yerimizde bir saniye bile durmayacağız. Yılmadan, yorulmadan, saflarımızı bozmadan, diri bir şekilde dava ve siyaset mücadelemize devam edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Unutmayınız ki bizim kongrelerimizde kaybeden, başı öne eğilen, mahcup olan, mağlup olan hiç kimse olmadı, olmayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin hem yareni hem de yurduyuz. Arkadaşlık, dostluk, ülküdaşlık hukukumuz
hiçbir ayrım ve dargınlığa geçit vermeyecektir. Fitne mevzisine yatıp fırsat kollayanlara da asla göz açtırılmayacak, müsamaha gösterilmeyecek, müsaade edilmeyecektir. Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte milliyetçi, ülkücü hareketiz. Yeni seçilecek il başkanımız ve yönetimi başta olmak üzere hepinizi kutluyorum. Emniyet ve sükunet içerisinde geçecek kongremizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türkiye'm diyene. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Kıymetli dava arkadaşlarım, siyasi konuşmalar ve dilek ve temelleri birleştirmiştik. Dilek ve temelli veya konuşmak isteyen dava arkadaşlarımızdan, misafirlerimizden arz eden varımdır. Murat Bey. Kıymetli hocamız Sayın Murat Aygen. Alkışlıyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Sayın Divan, Sayın Hazirun, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş, kutlu bu davaya inanmış yol arkadaşlarım, yazılı ve görsel basınımızın kıymetli değerleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bugün yeni bir mühür taşlara kazınıyor. Elazığ burada. Göreve hazırım, çalışma hazırım demek için bu salonda. Elazığ'ın her köşesinden güzellikler getirdiniz, hasretler getirdiniz, umutlar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Agından leblebinin, kebandan alabalığın, baskinden kayısının tadını getirdiniz. Hoş geldiniz. Sivrice'den Hazları Gölü'nün, madende Dicle'nin serinliğini getirdiniz. Hoş geldiniz. Alacakaya'dan mermerin, Arıcat'tan terstalenin güzelliğini getirdiniz. Palo'dan Ali Septi Efendi'nin, Karakoçan'dan Molla Bari'nin, Kovancılar'da 1994 yılının zaferini getirdiniz. Hoş geldiniz. Kıymetli Hazırım, Elazığ sosyal ve siyasal dokusu ülke ve millet sevgisiyle yorulmuş bir çizgiyle anılmış, insanımızın ruh dünyası dini ve milli değerlerle şekillenmiştir. Ülkücü hareket mensupları şehirde zaman zaman güçlü ve dinamik bir yapı oluşturmuş, Allah'ın izniyle birçok zafer elde etmiş ve Elazığ kapsamı alanımızın dışına çıkmasına müsaade etmemiştir. Önümüzdeki yerel seçimler şehrimiz için bir dönüm noktasıdır. Elazığ'ın asli unsurlarına kavuşması, şehrimizi ülkücü kadroların yönetmesi, kentin öz dokusuna kavuşması için aslına rücu etmesi gerekir. Elazığ halkının Milliyetçi Harekete iki dönem belediye başkanlığı kazandırması ve 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili çıkarması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yana koyulan bu tavır ve siyasi netice ümidimizi yeniden yeşertmiştir. Zira şehirdeki potansiyeli iyi değerlendirildiği vakit yeniden bir zaferle sonuçlanacağı hayal değildir. Bu hususta başarılı olacağımıza inancımız ve iddiamız olmalıdır. Sayın Milletvekilimiz Semih Işıkver'in seçim iletişim merkezinde bir konuşması ve bir tespiti çok önemliydi. Aynen şöyle dedi. Tarih burada, tarihi yazanlar burada. Ben de diyorum ki 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak seçimde yeni bir tarih yazacak olanlar buradalar. Bu salonlar aramızdalar, yanımızdalar. Bütün güzellikler bu salondadır. Bu salonda bulunanların dünü bir, bugünü bir, yarını birdir. Tek ses, tek nefestir. Asalet burada, cesaret burada, sadakat burada.
Milletvekili adayımız Sayın Yunus Genç. Selamun aleyküm. Fikriyatı ve idealleriyle gücünü sadece aziz Türk milletinden alan, millete hizmet etmeyi her şeyin üzerinde gören, milli ve maneviyat duygularının ağır bastığı, idealleri olan neferi olmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalısına, çırpısına, dostuna, düşmanına kurban olduğum Elazığ'ından Allah nasip etti, milletvekili adayı oldum. Bu şanlı, şerefli il yönetimi, ilçe yönetimi KAÇEP'le birlikte seçim çalışması yapmayı Allah bize nasip etti. Bakın size bir seçim çalışması anlatayım. İnsanların bayramları tatil olarak gördüğü bir dönemde teşkilatımız 5 tane milletvekili adayı, ilçe teşkilatı, il teşkilatı KAÇEP'le birlikte Güneykent Mahallesi'nde 55 bin kişinin yaşadığı Güneykent Mahallesi'nde zilleri tek tek çalarak herkesten bayramlaşarak örfünü, adetini yaşattı. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir partidir. Örfüne, ananesine sahip çıkan bir partidir. Şimdi önümüzde çok ciddi bir seçim vardır. Seçimden önce kongremizi burada gerçekleştiriyoruz. Evet, 31 Mart tarihi bize 30 yıldır alamadığımız, almak için gayret gösterdiğimiz ve hep ikinci olduğumuz seçimi Allah'ın izniyle bu dönem almayı Allah bize nasip etsin inşallah. Sizlerden tek ricam var. Sevgili dava arkadaşlarım, sayın büyüklerim, sizler geçmişinizde bu dava için nelere göğüs gerdiniz? Neler yaptınız? Şimdi aranızda biz gençler varız. Vallahi de, billahi de, Kur'an çarpsın, 80'lerde biz yaşasaydık, sizlerden önce silahların önüne atlardık. Bu vatan için her şeyi yapardık. Ve bugün bizlere sahip çıkın. Adayımız kim olursa olsun, adayın adı ne olursa olsun, adayın adının önünde ne harf yazarsa yazsın, sizlerden tek ricamız var. Bizim birimiz. Hiçbir zaman tartışmayalım. Gelin Allah'ın izniyle bizim layık olduğumuz bu belediyemizi alalım. Gururlu insanların, kibiriyle yüzleşen insanlara belediyecilik neymiş göstereyim. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Turkov Elazığ Başkanımız Sayın Abdullah Pirinççi. Sayın Divan Başkanım, kıymetli divan üyeleri, değerli hükümdaşlar, Sayın Divan Başkanım, Sayın Milletvekili, hoş geldiniz. Öncelikle söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Divan Başkanım. Siyasi tarihimize baktığımızda en çok saldırıya uğrayan, en çok engellenmeye çalışılan, en çok ket vurulmaya çalışılan siyasi kurum Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bütün bunlara rağmen bütün tarihi boyunca dimdik ayakta durmayı başarmış, her gün her adımda daha çok büyümeyi, gelişmeyi başarmış olan siyasi partidir. Her dönem ülkenin siyasi tarihine büyüğünü vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkemiz geleceği açısından ideolojisi, duruşu ve durduğu nokta istikamet vermektedir. Ülkenin geleceğine
yön vermektedir. Bir gün bugün milliyetçi Türkiye'den bahsediyorsak, eğer bugün Türk yüzyılından bahsediyorsak, bunun en büyük kaynağı bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendidir. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum ki tarihi boyunca satanlarla, ihanet edenlerle, kurt postuna giyenlerle mücadele eden kamu çalışanları, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı bu mücadelesinde hız kesmeden aynen devam edecektir. Kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerken, seçilecek olan yeni yönetimin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ Belediyesi'ne 3 hilali asacağına olan inancımız tamdır. Emirlerinizle İhsan'ın başı. Hayırlı olsun. Hadi ben. Sayın İl Başkanımıza, Turgut İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzzet Ertem Bey, buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Eski İl Başkanımız. Değerli Divan ve Divan Başkanımız, Sayın Milletvekillerim ve Sayın AK Parti Milletvekili, Cumhur İttifakı'nın Milletvekili Sayın Nazırlı ve diğer siyasi parti temsilcileri, Asena'la Bozkurt'la hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ülkemizin dıştan ve içeriden kuşatıldığı bir dönemde büyük bir mücadeleyle karşı karşıya olduğumuz hepimiz tarafından aşikardır. Bu kuşatılmayı yıkabilecek tek güç Cumhur İttifakı'dır. Ve bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu büyük önem hepimizce malumdur. Bu Cumhur İttifakı kapsamında Türkiye'de yapılması gereken en güzel birlikteliği, ülke beraberliğini sağladık. Cumhurbaşkanımızı ezici bir farkla tekrar seçtik. Öbür tarafta yıllardır başımız eğik Elazığ sokaklarında geziyordum. Ahmet, ya şu işim var da hangi milletvekiline söylesin? Ya kardeşim, ya benim milletvekilim var, kime söyleyeyim? Başımız eğikti. Şimdi dese, hop bir dakika, benim milletvekilim var, Semih Işık Bey. Şimdi zaten ben bir de yeni bir milletvekili adayken bir slogan yapmıştım kendime. Gönüllerin vekili. Şimdi gönüllerin vekilini Semih Işık Bey yaptım. Evet, Elazığ gönüllerin vekili Semih Işık Bey oldu. Arkadaşlar, bugün 14. olan kongremiz oluyor. Tabi bunlar biraz böyle şey olsun diye konuştum. Kongremiz yapılırken geçmiş zaman ve dönemlerde yapıldığı gibi listede Ahmet var, Mehmet var, ben gelmem, ben küstüm. Bırakın sapmayı, bırakın. Divan Başkanı'nın müsaadesiyle ben Sayın İzzet Ertem Başkanımıza bu birleştirici, bütünleştirici konuşmasına ötürü çok çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Mehmet Çak, Belediye Meclis Grup Başkan Vekili. Buyurun. Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Üyelerim, çok kıymetli protokol üyelerim, değerli hazırım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Olağan Kongremizin memleketimize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Yunus Başkanımın şahsında yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun, Allah birliğimizi daim kılsın.
Allah bize yardımcı olsun. 31 Mart günü Sayın Vekilimle, Sayın Güçlü Teşkilatımızla inşallah belediye seçiminde nasıl vekil seçiminde başarı elde ettiksek belediye seçiminde de daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Allah yar yardımcı olsun. Saygılar, sevgiler diliyorum. Osman Direk, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili. Buyurun Osman Bey. Değerli divan heyeti, saygıdeğer Hazirun, AK Parti milletvekili kardeşimiz Abdullah Nazırlı Bey, buradalar mı? Kendilerine hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bu kutlu günümüzde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. İl Kongresi'ne hepiniz şeref verdiniz, şereflendirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar, ben fazla değerli vakitlerinizi alıp burada uzatmak istemiyorum. Bizim söyleyeceklerimizin özeti tablo burada. Tablo burada. Buradaki insanların %100'ünün üzerindeki insanlar, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyle, ondan sonra Cennet Mekan Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey'in vefatına kadarki süreçte Türk İslam dünyasına yaptığı hizmetleri, peşinden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin bayır alarak yola devam etmesiyle ilgili biz onların referanslarıyla buralara geldik. Bunun üzerinde Elazığ'la ilgili başka bir şey anlatmama gerek yok. Elazığ mazisine bakın. Elazığ insanının her yönüyle bakın. Tertemiz, pırıl pırıldır. Elazığ bu imtihanları zamanında vermiştir. Şimdi bakın, bir düşünün. İlk meşaleyi Elazığ'da Behçet Susmaz döneminde, iki dönem belediye başkanlığı bizde kalmıştır. Allah rızası için aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen bir tek şaibe duydunuz mu? Bir tek şaibe duydunuz mu? Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilimiz Sayın Mahmut Nazır Bey'in yüzyıla ödülüyor. Çok değerli il başkanım, değerli abim, Cem kardeşim, Semih milletvekilim, bugün uzaklardan gelip Elazığ'da MHP'mizin 14. olağan kongresinde Basra abimiz bizleri yalnız bırakmadı burada, kendisine teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde, 28 Mayıs seçimlerinde tüm enerjisiyle, gayretiyle sahada can hıraç savaşan, çarpışan siz değerli kardeşlerimi, hanımefendileri, gençleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Kongremizin Elazığ'ımıza, memleketimize hayırlı olmasını yüce Rabbimden temenni ediyoruz. Sözlerime başlamadan önce sizlere de bir selamı iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Yine bu kongrede beni aranıza davet eden, kardeş bilen, sizden bilen, can bilen il başkanım Yunus başkanımıza ve abim can kardeşim Semih başkanımıza saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, siyaset ilke için, siyaset ideal için yapılır. Daha doğru ifadeyle, ilke için, ideal için, inanılmış bir mefkure için yapılan siyaset makbul değildir. Bu bağlamda siyasette dayandığınız bir ilke,
uğruna baş koyduğunuz bir ideali yoksa siyaset yapmanın da bir anlamı yoktur. Tarihi tecrübemiz bizlere göstermiştir ki siyasette kalıcı olmayan, ülkenin tarihinde kalıcı izler bırakamaz. Yine herkesçe malum, var olan var kılar, var olan etki eder, var olan ihya eder, inşa eder. Değerli kardeşlerim, ülkemizin milli birliği ve beraberliği için çok kıymetli büyüklerimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda dünyada pek de eşi benzeri görülmemiş bir uyum içerisinde Cumhur İttifakı'nı kurduk. Hamdolsun kurulduğu günden bu yana da zaferlerle dolu bir süreç geçirdik. Allah'a hamdü senalar olsun. Bırakalım onlar kirli siyasetlerine devam etsinler. Bırakalım onlar devletin makamlarını, memleketin koltuklarını birilerine peşkeş çekmeye gayret etsinler. Biz birliğimizden, davamızdan, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ne diyor Hazreti Mevlana? Ey menfaat uğruna iman cevherini zayi eden, ey bir arpaya bir hazineyi satan, Nemrut gönlüne İbrahim'i koyamadı ama canını bir sivrisineğe verdi. Bizler de inşallah davamızda, yolumuzda hiç ayrılmadan, gönlümüzü, aklımızı hiçbir şeye satmadan emin adımlarla Türkiye yüzyılına sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz inşallah. Çünkü bizler millet sevdası olanlarız. Bizler dava sevdası olanlarız. Bizler mukaddesatına bağlı, tarihin kendisine yüklemiş olduğu misyonun farkında olan kişileriz. Bizler tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet şiarıyla asırlardır cenk meydanlarında atını şahına kaldıran, sırt sırta, omuz omuza mücadele eden Sultan Alparslanların, Fatihlerin, Kanunilerin, Yavuzların, Belek Gazilerin torunlarıyız. Kıymetli kardeşlerim, bizim ittifakımız menfaat ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, ittifak taraflarının birbirlerine türlü kumpaslar kurduğu bir ittifak değildir. Bizim ittifakımız geçici bir ittifak değildir. Değerli kardeşlerim, bizim ittifakımız Cumhur'un ittifakıdır. Bizim ittifakımız kardeşliğin ittifakıdır. Bizim ittifakımız Türkiye yüzyılının ittifakıdır. Selam olsun bu vatan için buluşanlara. Selam olsun bu memleket için çarpışanlara. Selam olsun devleti için canını yok sayanlara. Selam olsun sizlere. Selam olsun başbuğun ardında yürüyenlere. Selam olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına omuz verenlere. Değerli milletvekilim, ben sizin gözünüze bakarken Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımızın birbirlerinin gözüne baktığı gibi bakıyorum. Ben sizleri Cumhurbaşkanımızın Devlet Bey'si sevdiği gibi seviyorum. Bu duygu ve düşüncelerde kongremizin memleketimize, vatanımıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum.
Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Şimdi komutanımız, teşkilatımızın yol başçısı, benim can kardeşim, varlığıyla iftihar ettiğim en azından yiğit evladı, bölgemizin gurur kaynağı, Sayın İl Başkanım Yunus Bağ, kürsüyü teşriflerinizi arz ediyorum. Buyurun Sayın İl Başkanım. Çok kıymetli divan başkanım, sayın vekilimiz, çok kıymetli divan başkan yardımcım, divan üyelerim, çok değerli AK Parti Cumhur İttifakımızın milletvekili sayın Mahmut Nazırlı, çok değerli belediye başkanlarım, Ağın ve Sirice belediye başkanlarım, Malatya il başkanım, Tunceli il başkanım, Bingöl ilçe başkanım, Batman ilçe başkanım, Ülke Ocakları il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, Kaçep başkanım, ve inanın saymaya gücüm yetmediği çok değerli merkez ilçe başkanım. Belki de şu an unutuyorum diye de aslında biraz panik, bu kadar atıftan sonra da konuşmak çok zor. Hepiniz 14. olan kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kamusen başkanım ve kamusen temsilcilerim, onları da unutmayalım. Eski il başkanlarımız. Öncelikle aslında ben bir kısa bir metin hazırlamıştım konuşmak için ama bu kadar sinesi güzel, bu kadar güzel konuşmalardan sonra metne de pek bağlı kalmak istemiyorum. Bizler üçücüyüz, bizler yokluğa talim ettik. Bizler 80'lerde cebinde beş parası olmadan aç karnına şehit olan abilerimizin emanetçileriyiz. Allah'ın izniyle bugünden sonra da abilerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizler Tunceli'nin umuduyuz. Bizler Bingöl'ün umuduyuz. Bizler Bingöl'ün, Diyarbakır'ın umuduyuz. Bizler Doğu'nun sancağıyız Allah'ın izniyle. Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Üyelerim, çok kıymetli Elazığ İl Başkanım, Malatya İl Başkanım, Tunceli İl Başkanım, kıymetli belediye başkanlarım, kamusen ve bağlı sendika başkanlarım, çok kıymetli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz ve Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı hedefine emin adımlarla yürüdüğümüz bu günlerde liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları üzerine başlayan kongre sürecimizde bugün memleketimiz Elazığ'da icra edeceğimiz ilk kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem beyefendiler, hanımefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şiarıyla harekete giderek hiçbir karşılık beklemeden Türk milletinin, Türk devletinin en zor anlarında hep tavrını milletinden, devletinden yana koymuştur. Devletimizin bekası, milletimizin geleceği için üzerine düşen bütün fedakarlıkları her zaman yerine getirmiştir. Bundan sonra da asla hiçbir fedakarlıktan vazgeçmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlet ve milleti öncelleyen bu siyasi tavrı kısa bir süre önce yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de vatandaştan onay almıştır. Türk milliyetçiliği, ülkücüler, liderimiz Türkmen Bey'imizin öncülüğünde büyük bir başarı elde etmiştir. Bu meyanda, Elazığ'da birçok fitne, birçok olumsuz propaganda ve faaliyetlere rağmen Türk milletinin mihenk taşı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcisi, memleketin evladı, ülküdaşımız, ağabeyimiz, kardeşimiz Semih Işıkveli meclise taşımıştır.
başın dik, yüreğin ferah olsun yükülaşım. Kakkom, hemşerim, meclistesin. Vekilimiz, başkanımız, arkadaşımız, ağabeyimiz, kardeşimiz hangi sıfatla size yakınsa işte o sıfatla sizi temsil etmektedir. El azımızın her sorununda, tasasında, sevincinde her an o oradadır, orada olacaktır. Türk milletinin meselelerini başta olmak üzere el azımızın her meselesinde emek vermektedir, verecektir. Müsterih olsun herkes. Kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem beyefendiler, hanımefendiler. İşte mecliste el azımızı temsil eden bugün bir bozkurt, yarınlarda 5 bozkurt olarak olacaktır. Milletimizin tasasıyla tasalanan, milletin sevinciyle sevinen, ülkücülerin fedakarın çalışmaları, Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılına emin adımlarla ileyeceğimizin nişanesidir. Bu anlamda birlikte, beraberlik içerisinde fitne fesada imkan vermeden, yüce Türk milleti için, yüce devamımız için çalışacağız. Önümüzdeki yıl yerel seçimlerde yapılacaktır. Bu seçimlerde inşallah genel seçimlerde olduğu gibi başarı elde edeceğiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, muhterem beyefendiler, hanımefendiler. Yerel seçimlerdeki amacımız, liderimiz Türkmen Bey'imiz. Yüzyılımızın Dede Korkut'u, Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifadesiyle istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşmaktır. Merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yol almaktır. Aklın yolu bir, genelde yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik oluşturmaktır. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar sağlamaktır. Yönetimde istikrar daha güçlü bir istikbaldir. Yeni yüzyıl lider Türkiye üretken belediyedir. Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediyedir. Önümüzdeki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde istikrar, daha güçlü istikbal şiarıyla büyük bir başarı elde edeceğiz. Bu meyanda durmadan yolumuza aziz milletimiz için çalışacağız. İnşallah yerel seçimlerden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısını hep birlikte bu salonda ve meydanlarda tekrardan kutlayacağız. Kıymetli dava arkadaşlar, abiler, ablalarım, sözlerimi fazla uzatmadan kongremizin Türk dünyasına, Türkiye'mize, davamıza, memleketimiz Elazığ'ımıza hayırlara vesile getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederken, teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyor. İyi başkanım, Gül Diyarı'nın Davran Stadı'nın Yiğit Bozkurt'u Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez Beyefendi, Sayın Elazığ Milletvekilimiz Harputur Elazığ'ın Yiğit Kalkoşu Semih Işıkver Beyefendi, Beyde Divan Üyemiz, değerli dostum, can yoldaşım Alper Erdem Beyefendi ve yine Türk Hukuk Enstitüsü Elazığ İl Başkanımız Sayın Mevlüt Evlat Eflatun Beyefendi, AK Parti Cumhur İttifakımızın değerli milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ, Malatya, Tunceli Uç Beylerimiz, belediye başkanlarımız, geçmiş dönem Elazığ İl Başkanımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çok değerli kardeşim Elazığ Ülke Ocakları Başkanımız, Kamu Sen Başkanımız, Kamu Sen'e bağlı sendikalarımızın değerli başkanları, kısacası Türkiye'ye omuz vermiş, Türkiye yüzyılını inşa etmeye çalışan, Türkiye yüzyılını omuzlarında yükseltecek olan Türkiye sevdalları, Elazığlı yiğit kalkoşlar, analar, bacılar, Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızın 14. kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle olmaktan, sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten, sizlerle aynı yolu yürümekten ne kadar müteşekkir olduğumu anlatamam. Elazığ dendiğinde ayrı bir heyecan duyuyoruz. Elazığ dendiğinde ayrı bir kardeşlik, ayrı bir ülküdaşlık görüyoruz. Elazığ doğunun batıya açılan kale kapısı. Çok şükür Elazığ kaleye
bir kumandan tayin etti. Meclise bir yiğit gönderdi. İşte bundan sonra bu yiğit sadece Elazığ'ın yükselen sesi değil, Bingöl'ün, Tunceli'nin, Diyarbakır'ın, kısacası tüm Doğu ve Güneydoğu'nun gür sesi, gür temsilcisi, yiğit temsilcisi olacak diyorum. Elazığ'a bu 14 Mayıs'taki başarısından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak bu başarı yeter mi? Ben sizlerin gözünde, sizlerin gayretinde bu başarıyla yetinmeyeceğinizi görüyorum. Değerli hemşerilerim, hatırlayınız, 1 Kasım 2022 hareketin lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi mecliste grup kürsüsünde Elazığ'a gidiyorum, 13 Kasım'da Elazığ'dayım dedi. Gak koşlarla buluşuyorum, Çaydacıra'da Elazığlılarla kucaklaşacağım dedi. İşte o gün ben burada bir şey fark ettim. Semih Işıkver Başkanlığındaki heyet Elazığ'ı köy köy, il mahalle mahalle, fert fert gezerek bu başarının temelini o gün başlattılar. Elazığ'da her bir hemşerimizi Sayın Genel Başkanımızın mitinginde buluşturmak, Sayın Genel Başkanımızla kucaklaştırmak, Türk dünyasının büyüğüyle Elazığlıları aynı alanda bir araya getirmek için çok büyük efer sarf ettiler. Ve o gün bilge liderimiz, genel başkanımız, 350 milyon Türk'ün büyüğü, Türk dünyasının değerli büyüğü sahneye çıktığında öyle bir hareket yaptı ki, öyle bir onurlu bir duruş, öyle bir yiğidin elini kaldırdı ki, o gün ya Rabbi dedim, o kalkan el benim olaydı, orada canım çıkaydı. Öyle bir kıskançlık hasıl oldu. İşte o eli havaya kaldırılan yiğit, o eli havaya kaldırılan yiğit, sizin kardeşiniz, sizin evladınız, sizin için can hıraş mücadele edecek. Hiçbir dava arkadaşını yarı yolda bırakmayacak. Her dava arkadaşına söylenen her lafa, atılan her taşa göğüs geleceğini akşamleyin Kanal Fırat'taki konuşmasında şahitlik ettim, gördüm. Yiğit kardeşim, teşekkür ediyorum. Allah senin umurunu özür etsin. Allah yolunu bakın açık etsin. Değerli hemşerilerim, değerli hemşerilerim, kusura bakmayın. Marifet iltifata tabidir. Bu kadar iltifat yeterli mi? Vallahi yetmiyor, billahi yetmiyor. Ben seçim çalışmaları sırasında son bir haftada Sayın Büyüğümüz, Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Beyefendinin talimatıyla 6 gün Elazığ'da seçim çalışmalarına katıldım. Saat gece 1'e kadar birlikte çalışıyoruz. Herkes evine çekilecek. Beni uğurluyorlar. Ben de yatmışlardır diye Malatya'ya gittiğimde bir sosyal medya açıyorum. Sabah ezanı okunuyor. Semih Işıkver, Yunus Bal, Alper Erdem, Oğuzhan Demir, Hakan Kuzu, Yunus Genç, Fatma Sevinç, Oğuzhan, bütün kardeşlerim sabah 5 bayrak asıyorlar, afiş asıyorlar, belediye temsilcileriyle buluşuyorlar, onlarla halleşiyorlar, onlarla konuşuyorlar. Bu azim ve kararlılıkla devam ederseniz Allah'ın izniyle Elazığ'ın burçlarına 2024 Mart ayında Harput'un kalesine 3 hilali dikeceğinizi şimdiden görüyor. Kongremizin ilimize, ülkemize, ülkülerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Seçilecek yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bize bu fırsatı veren kıymetli büyüklerimize huzurlarında teşekkür ediyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorsun. Ne mutlu Türk'üm diyenler. Vekilim, Sayın İl Başkanım, çok kıymetli protokol üyeleri ve değerli ülküdaşlarım, 14. olan İl Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Eyüp Başkan'ın üzerine gelince biraz böyle haber sunumu gibi olacak da hakkınızı helal edin. O coşkuyu da biraz azaltma adına. Öncelikle bu divanda bulunma onurunu bana yaşattığınız için siz değerli delegelerimize, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde icra ettiğimiz genel kurulumuzun
genel seçimlerde kazandığımız milletvekilliğinin yerel seçimlerde kazanacağımız merkez ve ilçe belediyeleriyle taşlanacağı bir sürecin ilk adımı olması temennisiyle kongremizin şehrimize, partimize, ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını ve yeni yönetimin başarılı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi kıymetli söz hakkı almak istiyorum. Aslında Semih Bey istedi ama biz kardeşime, Can kardeşime, Yiğit kardeşime eğer uygun görürse benden sonra konuşsun. Çünkü onun hasırının üstündeyiz. Müsaadeniz var. Kıymetli dava arkadaşlarım, 14. Elazığ İl Kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi öncelikle protokoldaki kıymetli misafirlerimizi selamlamak istiyorum. AK Parti Milletvekilimiz Sayın Mahmut Rıdvan Nazarlı Bey, hoş geldiniz. Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, saygıdeğer İl Başkanım, hoş geldiniz. Sivrice Belediye Başkanım, Ağın Belediye Başkanım, Tunceli İl Başkanım, kıymetli ablam hoş geldiniz. Turkal İl Temsilcimiz, İl Başkanımız, Kamusen İl Başkanımız ve Kamusen'e bağlı birbirinden kıymetli sendika temsilcilerimiz, Elazığ İl Ocak Başkanım, İl Genel Meclis Üyelerim, Belediye Meclis Üyelerim, eski İl ve İl Ocak Başkanlarım, kıymetli ablalarım, abilerim, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatlarıyla Elazığ'a görevlendirildim. Fakat şimdi konuşma yapacaktım. Arkadaşlar Elazığ'da ne güzel atıklar varmış ya. Bana bir şey kalmadı, Allah razı olsun. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sebebi şu. Her gelen konuşmacı arkadaşımız, kıymetli kardeşim, dava arkadaşım, yol arkadaşım Semih Bey'i methetti. Ama bakın, methetmek değil. Gönülde söylenmesi gereken sözler vardır. Ben seçim döneminde kıymetli kardeşimi çalışmalarını takip ediyorduk. Ha neden takip ediyorduk? Siz vekil adayı değil miydiniz? Eksiğimiz varsa oradan tamamlayalım. Bizim eksiğimiz varsa Semih Bey oradan tamamlasın diye. Ama bakın arkadaşlar, tırnaklarınızla buradan Semih Bey'i gönderdiniz. Emeğiniz çoktur. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan vakit ayırdınız. Eşinizden vakit ayırdınız, evinizden vakit ayırdınız, rızkınızdan vakit ayırdınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi 14 Mayıs'ı Rabbime şükürler olsun, kardeşimi, sayın vekilimi göndererek kapattık. 28 geldi, 28 Mayıs'ta da Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Yine başarıya ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar görevine devam ettirmek nasip oldu. Ama 31 Mart 2024. Şimdi bütün konuşmacılarımız, arkadaşlarımız dedi ki belediye, belediye, belediye. Şimdi dışarı çıktıktan sonra size diyecekler ki ittifak yok muydu ya, siz ne yapıyorsunuz? Şunu belirtmek istiyorum. Bir ay sonra desinler ki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben şuna inanıyorum. Bu salondaki bacılarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bir ay uykuyu haram etmezse benim adım basit değil. Ama biz yerel yönetimde Elazığ'a talibiz. Talipliğimiz şudur. Biz
Elazığ'ı daha iyi yönetebileceğimizi, daha fazla şeyler katabileceğimiz inancındayız. İnşallah Yüce Rabbim nasip eder, 31 Mart akşamı da 14 Mayıs akşamı o coşkuyu yaşadığınız gibi yaşarsınız. Şimdi kıymetli dava arkadaşlarım, ben çok uzatmayacağım. Elazığ ikinci gelişim. 4000 yıllık kadim Türk kenti Elazığ ikinci gelişim. Adı gibi aziz bir insanı var. Misafirperver bir insanı var. Ben sayın vekilime onu söyledim. 4 gün önceden geldim, 4 gündür buradayım. Allah sizlerden razı olsun. Hiç boş bırakmadınız. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah 31 Mart akşamı bize bu mutluluğu yaşamak için, bu heyecanı yaşatmak için söz veriyor musunuz? Alkış istemiyorum. Söz istiyorum. Söz veriyor musunuz? Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerim, abilerim, kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız, sözlerimi çok uzatmadan sizlere Genel Başkanımız merhum Arif Nihat Asya'dan esinlendiği bir dua ile bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz, minarelere ezansız, gökyüzünüz bayraksız bırakma Allah. Amin. Müslümanlık ve Türk'le yoğrulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah. Amin. Biliyoruz hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah. Bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız bırakma Allah. Biz ki 1000 yıllık kardeşlik dedik, bizi ayrı düşürme Allah'ım. Biz ki bağımsızlıkta karar kırdık, bizi esaret altında bırakma Allah'ım. Kötülerle mücadelemizde bizi tek başımıza bırakma Allah'ım. Musibetleri al başımızdan, felaketleri at hanemizden, bizi garip koyma Allah'ım. Milletimi yaşat, devletimi var et, insanımı huzurlu ve saadetli et. Sen bizden yardımlarını esirgeme Allah'ım. Bozkurt'un başını dik, ülkücünün alnını ak ve 3 yılın geleceğini kutlu et Allah'ım. Günahlarımızı affet, sevdiklerimizden ve sevenlerimizden olmayı nasip eyle Allah'ım. Kıymetli vatandaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli abilerim, ablalarım, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Ne mutlu Türk'üm diye. Sayın İl Başkanımız uyardılar. Dediler ki çok vakit kalmadı, seçime geçmemiz lazım. Ben kısa bir selamlayayım, ondan sonra ineyim dedim. Hakikaten tüylerim diken diken oldu sizleri dinlerken. Mahmut Bey dinlerken, Eyüp abi dinlerken, Basri abi, İzzet abi, bütün abilerimizi, Osman abi, Mehmet Bey. Çok kıymetli divan, değerli protokol üyeleri, geçmiş dönem il başkanı büyüklerim. Çok kıymetli, saygıdeğer il başkanım, çok değerli Malatya il başkanım, Tunceli il başkanım. Bingöl'den, Tunceli'den gelen merkez ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, Sivrice Vağ'ın belediye başkanlarım, Ülke Ocakları başkanım, Türk Hava başkanım, yine Kamusen'e bağlı Kamusen il temsilcimiz ve şube başkanlarım, yine seçimde mücadeleleriyle mührünü, bu mücadele mührünü gönüllerimize vuran, sofrada aşını, evinde çocuğunu, balasını bırakarak gece gündüz demeden çalışan Milliyetçi Hareket Partisi'nin KAÇEP Başkanı ve KAÇEP üyeleri, çok değerli ocağımızın genç bozkurtları, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, ilçe başkanlarım, merkez ilçe başkanım, saygıdeğer büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri, Türk dünyasının lideri, sözü Türk'ün nefes aldığı bütün coğrafyalarda muteber, büyük lider, saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatlarıyla başlayan 14. Olağan Kongre sürecimizin
bugün Elazığ ayağındayız. Siz değerli Hazirun, kıymetli misafirler, 14. olan il kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Tabii sayarken kıymetli büyüklerimizi, protokol üyelerimizi ayrı bir başlıkla değerlendirmek için çok değerli kardeşim AK Parti milletvekilimizi en sona bıraktım. Kadir Çinaslı'ndan, fedakarlığından, birleştiriciliğinden, kardeşliğinden ötürü saygıdeğer milletvekilimize huzurlarınızda şükranlarımı, saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın milletvekilim. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, kıymetli dava arkadaşlarım, 54 yıllık müktesebatımıza yakışan bir olgunlukla merkez ilçe ve diğer ilçe kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugün bizim için tabii ki demokrasinin şöleni olması itibariyle toy kabul ettiğimiz, düğün kabul ettiğimiz il kongremizde yine bu görevi benden önceki ağabeylerimin bana teslim ettiği bayrağı bugün daha yukarıya taşıyacağını bildiğimiz, taşıdığını gördüğümüz milletvekili çıkaran il başkanı etiketini, apoletini omuzuna takmış değerli kardeşim, varlığıyla iftihar ettiğim, gurur duyduğum, bu görevi benden daha iyi yapan kıymetli Yunus Bal başkanımızı tekraren seçmek üzere bir aradayız. Ben değerli kardeşimizin seçiminden sonra geleceğe daha büyük bir heyecanla, daha kutlu bir duyguyla, daha büyük bir mücadeleyle yürüyeceğimize gönülden inanıyorum. Tabii ki Alper Başkan, MHK üyemiz bir şey ifade ettiler. Dediler ki Semih Başkan gitti, milletvekili oldu. İnşallah 5 yapacağız. 4-1 yapacağız. Mahmut Bey milletvekili olsun. İnşallah 4-1 olur. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geleceğe yürürüz. Tabii ki takip ediyorsunuz. Bazen gerginlikler oluyor aramızda. Geçmiş dönemlerde de oluyordu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili vardı. Bazen konuşuyordu. Cevap vermesi gerekenler vermediği için genelde biz cevap veriyorduk. Ya adımız gerginlik çıkarana çıktı. Yani şimdi dün de televizyonda Zeki Bey sordular. Dediler ki Milliyetçi Hareket Partisi neden gerginlik çıkarmak istiyor? Gerginlik size yarıyor mu? Hepiniz şahitsiniz. Bakın belediye meclisinde de bir gerginlik oldu. Muhatapları arasında bir MHP'li olmasına rağmen hakikaten biz gerginlik çıkaran taraf olmadık, olmayacağız. Biz ne zaman konuşacağız? Birileri değerlerimize saldırdığı zaman konuşacağız. Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Yeşil Sol Partili, bir DHKPC'li, bir TİKKOL'u, bir vesaire terör örgütü sempatizanı konuştuğu zaman biz konuşacağız, biz gerginlik çıkaracağız ama bizim Cumhur İttifakı paydaşları arasında bir gerginlik çıkarmak gibi gayemiz olmaz. Bu gerginliğin bize bir faydası da olmaz. Şimdi 4 aya yakındır milletvekilliği yapıyoruz. Sizlerin emeğiyle, gayretiyle beni sırtınıza alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiniz. Rabbim beni size layık etsin. Memleketimize, milletimize, bölgemize, ülkemize, Türk dünyasına, saygıdeğer liderimize layık etsin. Bunlar hepsi bir tarafa. Ama bizim bu şehirle ilgili bize dair, bizim misyonumuzu, bizim tarihsel misyonumuzu, bizim vizyonumuzu içeren bir yürüyüşümüz var. Bu yolu yürürken bazıları rahatsız olabilir. Biz ortaya bir hedef koyduğumuzda bazılarını rahatsız edebiliriz. Ki seçim dönemini hatırlayınız. 14 Mayıs'a giden süreçlerde birileri bize karanlık odalarda kumpaslar kuruyorlardı. Sermaye sahipleri, para sahipleri, bu şehirde köşeleri tutanlar, hepsini tabii ki tenzih ediyorum. Şehrin bazı kesimleri bizi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni belli bir ölçüde tutabilmek için hep beraber sağcısıyla solcusuyla bir araya geldiler. Ne dediler? Dediler ki siz buradan milletvekili falan çıkaramazsınız. Biz iddiamızı ortaya koydukça bize kıs kıs gülüyorlardı. Ve çıkmayalım diye elinden gelen her şeyi yaptılar. Neden bunu yaptılar? Neden bunu amaçladılar diye kendi kendime bu muhasebeyi yaptığımda bugün karşılaştığımız gündemle bir değerlendirme yaptığımda hakikaten hak veriyorum. Niye rahatsız ediyoruz? Niye bazıları bizden rahatsız oluyorlar? Neden? Bazıları diyorlar ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili vardır. Ya konuştuğunda kenara atardık. Der ki ya bu CHP'lidir değil, kenara koyarız bunu. Ya bir yere gittiğinde bir yerde bir
açıklama yaptığımızda bu arkadaşım bizim peşimizden gidip bizim doğru mu veya toplumu yanıltıcı mı bir bilgiler verdiğimizi sorgulama şansı yok diye inanın bu şehirde bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'nin dilim varmıyor. Yani PKK'nın siyasal uzantısının milletvekili çıkarmasını MHP'nin milletvekili çıkarmasından daha evla gören, kendi adına daha doğru bulan bir kesimle mücadele ettik. Ben kıymetli kardeşimi tenzih ediyorum. Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı'yı, yine AK Parti milletvekillerini tenzih ediyorum. Yine AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan, mührünü taşıyan herkesi tenzih ediyorum ama ki karşı kampta yer alan, yani ki PKK'nın, DHKPC'nin, TİKKO'nun, MLKP'nin sempatizanları bizi sevmese biz anlarız ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gölgesinde yürüyenleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nden varlığından rahatsız olmasını kabul edemeyiz. Dün de kabul etmiyorduk. Neden? Bunu neden söylüyorum? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakın karşısına bir aday peydahladılar. Bugün aramızda bütün görüşlerden basın mensupları da var. Kıymetli kardeşimiz Sözcü Gazetesi'nin temsilcisidir. Bir aday peydahladılar karşımızda, bir şemsiye aday. Bakınız bu şemsiye aday Kemal Kılıçdaroğlu. Bu adayı destekleyen 5 tane siyasi parti vardı. Bu 5 siyasi partinin ortak özelliği neydi? Bunlar kendilerini milliyetçi, muhafazakar, dindar diye tabir eden ve sağ ol parti olduklarını ifade eden ve kuruldukları günden itibaren sağ çizgide siyaset yapmış 5 tane legal düzlemde siyasi parti vardı. 5'inin de ortak bir özelliği vardı. Kimisi Başbuğ Alparslan Türkeş'i Doktor Devlet Bahçeli'yi satmış. Kimisi merhum Erbakan'ı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı satmış. Kendilerince yeni bir yol tutturmuş sağ partiler. Bakın kendini savcı diye tabir eden bu sağ partiler sol bir partinin genel başkanını cumhurbaşkanı seçebilmek için ki belli menfaatler karşılığında bir cumhurbaşkanı yardımcılığı karşılığında birkaç tane bakanlık karşılığında davalarını, ruhlarını satmış. 5 tane sağ parti bir sol partinin genel başkanını cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyor. Ayrıca kimler destekliyordu bunları? PKK, FETÖ, MLKP, DHKPC, TİKO, bütün Türkiye düşmanı, İslam düşmanı, değerlerimizin düşmanı, mukaddesatımızın düşmanı, ne kadar terör örgütü varsa, yine ne kadar LGBT'li sapkın varsa bir tane bile sektirmeden karşıda bir kamp kurmuşlar. Biz ne diyorduk? Diyorduk ki kardeşim ben 1000 defa kaybedeyim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha kazansın. Neden bunu söylüyoruz diye tabandan da tepkiler aldık. Büyüklerimiz de bunu bize tepki gösterdi. Ne dedik ki kardeşim Müslüman kadınların izzetini biz mi koruyacağız? Yarın Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, ki Ümit Özdağ'a bakınız Zafer Partisi'nin genel başkanına, İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, MİT Başkanlığı, Kültür Bakanlığı gibi sözler veren bu adam Halkın Demokrasi Partisi'ne, PKK'nın siyasal uzantısına, yerel yönetimlere özellik adı altında konfederatif bir yapıyı vaat ettiğini hepimizin bildiği bir ortamda biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtiler diye gece gündüz demeden mücadele ettik. Allahu alem 100 defa daha olsa 100 defa daha bu mücadeleyi vermekten onur duyarım. Gurur duyarım. Ben açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Şehirde, yerelde ne olursa olsun, aramızda ne konuşulursa konuşulsun, nasıl bir gerginlik çıkarsa çıksın, yarın Mahmut Bey'le de belli konularda uzlaşamayabiliriz. Bu siyasetin doğasında var ama ne Sayın Cumhurbaşkanımız, ne Genel Başkanımız buradaki mücadelenin hiçbir yerinde yokturlar. Onlar bizim başımızın tacı. Biz konuşurken hangi dengeleri koruyacağımızı, hangi değerleri muhafaza edeceğimizi çok iyi bilen insanlarız. Birileri ellerini ovuşturup ya bunlar birbirine düştüler diye beklemesinler. Buradan solun bütün temsilcilerine açıkça ifade ediyor. Biz yerelde bir mücadele, yani demokrasinin
bize sunduğu bir nimet. Bugün demokrasi bizim için bir nimet. Hepsiniz bakınız, çıkan bütün hatiplerimiz ne dediler? 31 Mart'ta biz belediye alacağız dediler. Bu mücadele ayrı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yeri ayrı. Saygıdeğer liderimizin, genel başkanımızın bize emir talimatları budur. Bu kavgalardan Sayın Cumhurbaşkanımız münezzehtir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim başımızın tacıdır. Biz 1000 tane Kemal Kılıçdaroğlu'nu 1 tane Recep Tayyip Erdoğan'a değişmeyiz. Kimse kusura bakmasın. Kimse de boş boşuna elini avuç kavuşturmasın. Ama bütün bunlardan münezzeh biz bir de şehirde bir Milliyetçi Hareket Partisi gerçeği olduğunu, 30 senedir bu şehirde biz MHP olarak Elazığ Belediyesi'ni yönetmemişiz. Osman abi ifade ettiler. Bu şehirde bizim belki de en kıymetlimiz, belkisi de fazla yer, en kıymetlimiz Hikmet Behçet Susmaz. 2 dönem bu şehirde belediye başkanlığı yaptılar. Hakkında bir tane sütte leke vardır. Sayın Behçet Susmaz'da leke yok. Yoktur kardeşim. MHP'li belediye başkanlarında leke yoktur. Bugün sütte leke vardır. Bizim il genel meclis üyelerimizin bir tanesinde bile leke yoktur. Bugün bizim kurduğumuz kadroda belediye meclis üyelerimizde bir tanesine isnat edilen bir yolsuzlukla ilgili suçlama duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye? Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bizim olduğumuz yerde rant olmaz, bozgunculuk olmaz, ihanet olmaz, hırsızlık olmaz, haysiyetsizlik olmaz. Dolayısıyla bu kadar temiz çizgide yürüyen bir siyasi parti bugün ortaya bir iddia koyduğunda birileri rahatsız oluyor. Özellikle karanlık dehlizlerde bize yüzlerce kez kumpas hazırlayanlar. Yola çıktığımızda ifade etmiştik. Bize kurulan kur kapanlarının farkındayız. Biz bize biçtiğiniz kefeni yırtıp sizin başınıza geçireceğiz dedik. Geçirdik mi? Geçirdik. Geçirdik mi? Sizin gayretinizle, sizin fedakarlığınızla, sizin çabanızla biz önümüze konulan bütün engelleri aştık ve geçtik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın bize çizmiş olduğu rotada yolumuza devam ederken milletimizin, devletimizin, ümmetimizin menfaatlerini koruma noktasında saygıdeğer büyüklerimizin izinden yürümeye devam ederken bir yandan da bu şehre dair bir vizyonumuz olduğunu, bu şehri yönetmeye dair bir geçmişimizin olduğunu, bu konudaki tecrübelerimizin yadsınamaz olduğunu hepinizin, kamuoyunun huzurunda sizlerin takdirlerine bırakarak 31 Mart 2024 seçimlerinde tekraren Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonunu bu şehrin çocuklarıyla buluşturmaya andolsun. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani birileri mutsuz olacak diye, birkaç tane abimiz mutsuz olacak diye, bazılarının tezgahı dümeni bozulacak diye biz iddiamızdan mı vazgeçeceğiz? Bakınız her yerde ne konuşuluyor ya, algılarla MHP nasıl kazanacak? Milliyetçi Hareket Partisi ağabeylerimiz bakın 77 seçimini canlı şahitleri aramızdadır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de %3 oy aldığında biz bu şehirde %40'la belediyeyi almışız. Hikmet Behçet Susmaz'ın ilk seçiminde %40'la belediyeyi almışız. Bir kez daha ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani alternatifi yok diye düşünenler. Bakın aslan gibi il başkanı doğal adaydır. Aslan gibi il başkanımız burada. Burada aramızda bu şehri yönetecek kabiliyette en az 50 tane isim sayarım. Hiçbirini beğenmediniz mi? Ben varım, ben. Ben de varım, heveslenmeyin. Ne sol heveslensin, ne terör örgütünün siyasal uzantıları heveslensin. Bizi birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Ama biz siyasetin ve demokrasinin bize sunduğu bu nimetten sonuna kadar faydalanacağız. Eğer büyüklerimizin farklı bir tasarrufu olmazsa, olursa boynumuz kıldan ince. Farklı bir tasarrufu olmazsa biz 31 Mart 2024 seçimlerinde önce Elazığ Belediyesi'ne o 3 hilali ben asamadım ama Yunus Bal asacak Allah'ın izniyle. Benim dönemimde asılmadım ama Yunus Başkan asacak. Buradan bu duygu ve düşüncelerle kıymetli kardeşime
yine metne bağlı kalamadım. Kıymetli kardeşime yeni dönemde yapacağı çalışmalarda, yeni dönemde milletimize, hareketimize, tabanımıza, şehrimize yapacağı çalışmalarda Allah gayretini artırsın diyorum. Rabbim yardımcısı olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle salonumuza teşrif eden saygıdeğer protokol üyelerine, kıymetli divan üyelerine, divan başkanımıza, kıymetli ağabeyim Hasan Basri Sönmez Bey'e, yine saygıdeğer milletvekilimize, Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı can kardeşime, yine Sayın Malatya İl Başkanıma, Tunceli İl Başkanıma ve adını sayamadığım bütün kıymetli protokol üyelerine, salondaki siz değerli ablalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime bütün kalbimle şükranlarımı, minnetlerimi arz ediyorum. Hepinizi yücelerin en yücesi olan Allah Subhanallahü Teala'ya emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun.